Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyorlar. Bu video 19 yıl öncesine ait. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar çok önemli bir detaya vurgu yapıyor. Gelecek 10 yıl içinde bir numara oluruz diyor. Peki Türkiye insansız hava araçları noktasında dünyada bir numara oldu mu? Geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşbakanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan'a bağlı Dizmar Ormanı'na sert iniş yaptı. Gece boyu devam eden enkaz arama çalışmaları sabaha karşı Türkiye'ye ait Bayraktar Akıncı insansız hava aracının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer tarafından sonuçlandırıldı ve helikoptere ait enkaz bulundu. Dünya basınında geniş yankı uyandıran Akıncı İran'ın 15 saatte bulamadığı enkazı kısa sürede buldu ve ismini tüm dünyaya duyurdu. Gücünü ve yapabileceklerini dünyaya kanıtlayan bir diğer İHA'mız da adına şarkılar yapılan Bayraktar TB2. Bayraktar. Bayraktar. Geçtiğimiz tarihlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bir video yayınlanmış, görüntülerde Rus askerlerinin konuşması büyük dikkat çekmişti. 2 dakikadan biraz uzun olan video tercüme edildiğinde videonun sözleri şunları söylüyordu. İşgalciler bize Ukrayna'da yepyeni üniformalar ve askeri araçlarla geldiler. Ama envanterleri eriyip çeliğe dönüştü. Tam o sırada arkadan bir ses yükseliyordu. Bayraktar. Sonrasında bir artı işaret. Birkaç dakika sonra görüntülerde artı işaretinin hemen altında bir toz ve enkaz patlaması görülüyor. Bu patlamaya yine o kelime eşlik ediyor. Bayraktar. Bunları neden anlattım? Aslında Akıncı ve TB2 bizlere Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Son 20 yılda hem kendisi hem de dünya için insansız hava araçları ordusu kuruyor Türkiye. Bu yolda Selçuk Bayraktar'ın deyimiyle bir numara olma yolunda ilerliyor. O zaman bariz bir soruyla başlayalım. Türkiye'nin gerçekte kaç insansız hava aracı var? The National Interest'e göre Türkiye'de hali hazırda toplam 170 civarında silahlı insansız hava aracı bulunuyor. Avrupa Silahlı İnsansız Hava Araçları Forumu da benzer bir sayı veriyor. Bu sayıya Bayraktar TB2, Anka, Karayel, Akıncı modelleri dahil ve yolda TB3 de var. Türkiye'nin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanması için verdiği TB2 sayısının da 92 ila 94 arasında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye ise bu dronları terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda kullanıyor. Türkiye 170 insansız hava aracıyla dünya çapında büyük bir güç olarak görülüyor. Ancak bu sayı Amerika'nın sahip olduğu 11 birden fazla insansız hava aracı sistemine kıyasla oldukça düşük. Peki neden Türk insansız hava araçlarından bahsediyoruz? Çünkü Türkiye dünyanın en büyük ekonomisine sahip olmasa da silahlı insansız hava araçlarından oluşan en büyük ordulardan birini kurdu ve bu araçları sadece kendi kullanımında saklamıyor. Türkiye'nin drone üretimi endüstrisinin bel kemiğini oluşturan 4 ana drone modeline bir göz atalım. Akıncı, Bayraktar, TB2, Anka ve Karayel. TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabiliyor. Ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında. Ayrıca kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları da sunuyor. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebiliyor. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklılık radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapıyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edebiliyor. Ülkemizde milli olarak geliştirilen ve füzelerle donatılan Akıncı, hava görevlerinde de kullanılabiliyor. Bayraktar TB2 ise yaklaşık 40 metrelik kanat açıklığı ve 21 metrelik uzunluğuyla oldukça büyük bir insansız hava aracı. Maksimum 27 bin feet irtifaya ulaşabiliyor ve 27 saate kadar uçabiliyor. Bu drone otonom olarak havalanıp inebiliyor ve çeşitli sensörler kullanılarak hedeflerine ulaşabiliyor. Bayraktar TB2'nin silah sistemi yaklaşık 330 kilogram taşıma kapasitesine sahip ve genellikle 4 lazer güdümlü akıllı mühimmat taşıyor. Şimdi Akıncı ve Bayraktar TB2'den daha büyük ve 57,5 feet kanat açıklığına sahip Anka'ya geçelim. Anka 440 kiloya kadar mühimmat taşıyabiliyor ve 30 bin feet irtifada çalışabiliyor. Anka'da diğerleri gibi otonom olarak çalışabiliyor ve gelişmiş radar sistemleriyle donatıldı. Karayel'e bakacak olursak Bayraktar TB2, Anka ve Akıncı arasında bir noktada yer alıyor diyebiliriz. Yaklaşık 20 saat havada kalabilen Karayel, 418 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor. Ayrıca 22.500 feet irtifada çalışabiliyor ve üçlü yedekli otomatik pilot mimarisiyle donatılmış durumda. Aslında bu dörtlü için Türkiye'nin insansız hava aracı filosunun temelini oluşturuyor ve dünyanın en büyük İHA ordularından birini kurmasına yardımcı oluyor diyebiliriz.
Türkiye insansız hava araçlarını sadece kendi kullanımına saklamıyor demiştik. Aynı zamanda diğer ülkelere de ihraç ediyor. Aralık 2023 itibariyle Türkiye 26 devlete insansız hava aracı sağladı ve bu sayının ilerleyen yıllarda artması bekleniyor. Türkiye'nin drone ihracatı toplam savunma ihracatının önemli bir kısmını oluşturuyor ve bu da ülkenin savunma sanayisinin büyümesine katkı sunuyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın 33 ülkeye drone ihraç ettiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu drone üretim seviyesi Türkiye'nin toplam savunma ihracatının hızla artmasını sağladı. 2022 yılında Türk savunma şirketlerinin gelirleri bir önceki yıla göre %22 oranında arttı ve drone ihracatı bu artışın önemli bir kısmını oluşturdu. Sonuç olarak Türkiye'nin insansız hava araçları hem ülke içinde hem de uluslararası arenada önemli bir güç haline geldi. Bu dronelar sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini artırmakta kalmadı. Aynı zamanda birçok ülkenin askeri stratejilerinde de önemli bir rol oynadı. Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları nedeniyle gayri resmi askeri ambargolar uyguladı. Bu zorluklar Türkiye'nin savunma sanayinde kendine yeterlilik ve bağımsızlık arayışını hızlandırdı. Bu bağlamda Türkiye'nin insansız hava araçları önemli bir rol oynadı. Aslında her şey 2000'li yılların başında hükümetin bir plan geliştirmesiyle başladı. O zamanlar Türkiye savunma sanayi konusunda çok fazla ihracat yapmıyordu ve çoğunlukla küçük bir silah ihracatçısıydı. Ülkenin kendine ait gerçek bir savunma sanayisi yoktu ve bu durum ihtiyaç duyduğu ekipmanı deniz aşırı ülkelerden satın almasına yol açıyordu. Ancak 2000'li yılların başında savunma modernizasyonu için yoğun bir çaba başladı ve kendi kendine yetebilen bir askeri ulus olma hedefi belirlendi. 2004 yılına gelindiğinde Türkiye bu konuda ciddi bir adım attı. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplam 11 milyar dolar değerinde çeşitli ekipman alım projelerini iptal etti ve mesaj açıktı. Artık deniz aşırı ülkelere güvenmeyeceklerdi. Bunun yerine Türkiye'nin kendi üreticileri ülkenin savunma kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanmalı. 2023 yılına gelindiğinde ise hedeflenen 6 milyar dolarlık ihracat rakamı 2024 yılı için 11 milyar dolara yükseltildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayi alanında kendi kendine yeterlilik oranının %80'e ulaştığını ve bu oranı %85'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. (Gülüyor) 2019'da Türkiye Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-35 ortak programından çıkarıldı ve bu durum Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararına bağlandı. Ayrıca Amerika, Türkiye'nin Lockheed Martin'le yapmaya çalıştığı 40 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı anlaşmasını da engelledi. Bu engellemeler Türkiye'nin NATO'daki bazı üyelerle yaşadığı siyasi ve askeri gerilimlerin bir sonucu olarak değerlendirildi. Türkiye'nin savunma sanayisi Orta Doğu'daki etkisini artırmaya yönelik stratejileriyle de dikkat çekiyor. IDEX olarak bilinen Uluslararası Savunma Fuarı'nda Türkiye'nin yoğun katılımı ve sergilediği ürünler bölgedeki nüfuzunu güçlendirdi. Türkiye'nin İHA ve diğer savunma sanayi ürünlerini sağlayarak Ukrayna'ya destek vermesi, Türk ürünlerinin savaş alanında etkinliğini de kanıtladı. Bu durum Türkiye'nin bölgesel ve küresel savunma sanayi pazarında önemli bir oyuncu olmasına da katkı sağladı. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleriyle kurulan güçlü ilişkiler Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendirdi. Suudi Arabistan'ın Mart 2023'te Türkiye Merkez Bankası 5 milyar dolar yatırması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile savunma, kültür ve ticaret alanlarında imzaladığı anlaşmalar da bu stratejik ortaklıkların somut örnekleri diyebiliriz. Bu bağlamda Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, ülkenin uluslararası alanda nüfuzunu artıran ve ekonomik gücünü pekiştiren önemli bir araç haline geldi. Türkiye, NATO'daki bazı üyelerle yaşadığı gerilimlere rağmen drone ve diğer savunma sanayi ürünleri sayesinde Avrupa ve Orta Doğu'da etkili bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. CNBC ve diğer yabancı yayın organları Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında en büyük ikinci orduya sahip olduğunu ve bu durumun ülkenin küresel askeri denklemler içinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu da her defasında vurgulamakta. Türkiye şu an insansız hava araçlarına sahip ülkeler arasında 3. sırada olsa da kendini kanıtladı ve emin adımlarla zirveye yaklaşıyor. Selçuk Bayraktar'ın yıllar önce dediği gibi, Türkiye dünyada bir numara olacak.